Rektörel'le karşınızdayız. Bu hafta reklamcılık sektörünü konuşacağız. Stüdyodaki konuklarımız ise Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği Başkanı Sayın Suat Nurdu ve AS Başkanı Sayın Özlem Özbekoğlu bizlerle birlikte bu akşam. Reklamcılık sektörü hangi noktada, hedefleri neler, geleceği nasıl görülüyor bu sektörün, tüm bunları konuşacağız bu akşam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Damla Hanım. Evet, reklamcılık sektörü önemli bir sektör ve büyüyen, gelişen de bir sektör görebildiğimiz kadarıyla. Ama bir dernek kurdunuz. Yeni bir dernek gibi görüyoruz. Eylül ayında yapılmış olan genel kurulu. Dolayısıyla ben öncelikle bu dernek neden kuruldu? Neden böyle bir ihtiyaç duyduk biz Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği kurmayı? Sayın Başkan, Sayın Suat Durdu, sizinle başlayalım. Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için size teşekkür ederiz Damla Hanım. Ayrıca programlarınızda da başarılar dileriz. Yaklaşık 3-4 ay önce derneğimiz kuruldu. Sağ olsun Özlem Hanım'ın büyük bir eforuyla, çalışmasıyla derneğimiz kuruldu. Daha önceden birliğimiz vardı rekbir olarak. Ama 3 yıl bir süre içerisinde tekrar rektör olarak genel kurulumuzu yaptık ve yeni bir derneğimizi kurduk. Tabii hedefimiz burada dernek olarak kalmak değil, birlik olmak. Birinci amacımız öncelikle bütün reklamcı arkadaşlarımıza, sektördeki bütün arkadaşlarımıza ulaşıp derneğimize üye yapmak. Çünkü çok daha yeni bir derneğiz. Bütün reklam sektöründeki arkadaşları derneğimize üye yapmaya çalışacağız. Çünkü dernekler üyeleriyle artık güçlenir. Ondan sonra da faaliyetlerimize daha rahat bir şekilde başlayacağız ve birlikten de güç doğacak diye düşünüyoruz. Tabii şöyle, aslında reklam sektörü büyük bir mücadele veriyor, birçok yenilikleri takip ediyor ülkemizde ve hiçbir katkı olmadan. Ben buradan bütün arkadaşları ayrıca tebrik etmek istiyorum. Ülkemizde reklam sektörü iyi bir yerde, çaresizlikler içerisinde büyük bir mücadele veriyoruz. Bunları detaylandıracak olursanız, eleman sıkıntısı. Birazdan detaylandıralım. Tamam. Sektörün detaylarına birazdan girelim. Hem sorunlarını konuşalım, hem neler yaşadığını konuşalım, hem geleceğini konuşalım istiyorum. Ama şimdi bir dernek kuruldu. Az önce Sayın Başkan dedi ki bütün reklamcıları bir araya getirme hedefiniz var. Çok mu dağınık bir yapı vardı ortada Sayın Özbekoğlu? Tabii çok dağınık bir yapı vardı. Aslında biz pandemi döneminde en çok bu derneğin eksikliğini hissettik. Daha önce bir birliğimiz vardı ancak birlik devam etmediğinden dolayı bir bölümü sanayi odasında kayıtlı arkadaşlarımızın, bir bölümü esnaf sanatkarlarda, bir bölümümüz ticaret odasında dağınık bir yapı içerisindeydik. Ve günün sonunda pandemi döneminde bana ulaşan birkaç farklı reklamcı arkadaşla ortak sorunlarımızı konuştuğumuzda, ki Suat abi de bunlardan birisi, bize sanayi odası arkamızda durdu. Sanayi odası haklarımızı savundu. Çünkü o kadar dağınıktık ki bizim bir bölümümüz tasarımcı olarak görünüyordu. Kimisinin tüzüğü reklamcı olarak ticaret odasına uyumlu değildi. Kimisinin esnafa değildi ve böyle bir kargaşa içerisindeydi. Aslında bu kadar zamandır bunun eksikliği gerçekten varmış ve farkında değildik gibi oldu. Sonra sanayi odası, hatta sanayi odası başkanının, yeni başkanımızın Ali Kamacı'nın ilk toplantısı da bizimle oldu. Göreve gelir gelmez ilk toplantıyı biz aldık. Cumartesi galiba genel kuruldu. Salı ilk toplantıdan önce bizimle görüşmek durumunda kaldı. Ve biz sanayi odası çatısı altında ayrı bir dernek olarak kurulduk. Tabii ki çok büyük ihtiyaçtı. Önümüzde sektörel raporu görüyorum, analiz raporunu. Analiz raporunda mesela sanayi odasının sadece 8 firma görünüyor. Halbuki bizim şu anda bile hali hazırda 35 tane WhatsApp grubunda üyemiz var. Ki biz 35 ile sınırlı değiliz, çok daha fazladır. Çünkü bizim dernek amacımız, şu anda konuşurken Suat abiyle ona çok özen gösterdik. Tasarımcıları da içimize almak istedik. Çünkü reklam sektörü, biraz sonra da görüşeceğiz, çok daha farklı bir noktaya gidiyor. Dijitale dönüşüyor. İmalatta daha farklı sıkıntılar, teknolojiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ne kadar küçük bir ülkede, ne kadar
bunu geniş kapsamlı tutarsak o kadar sesimizi daha çok çıkarabiliriz diye böyle bir oluşumun içerisine gittik. Şunu sormak istiyorum özellikle. Şimdi evet bir kısım reklamcı, tasarımcı kayıt altında. Kayıtsızlar. Evet. Kayıtsızlar ve merdiven altı dediğimiz oluşumlar çok mu fazladır? Çok fazla. Bunun çok için fazla. Aslında ilk toplantımızda gündem buydu. Evet. Bunun için de şöyle bir karar aldık. Öncelikle bütün belediyeleri ziyaret edeceğiz ve belediye başkanlarıyla artık gentleman agreement adı altında yani yasalarımız ne yazık ki bağlayıcı değil. Müsaade etmiyor, bağlayıcı olmuyor. Onun için birlik olmak gerekiyor. Biz henüz derneğiz. Belediye başkanlarından bir talebimiz olacak. En azından iş yeri çalıştırma iznini verirken rektöre veya herhangi bir reklamla ilgili derneğe üye olmalarını, üyelik formunu isteyeceklerini, istemelerini talep edeceğiz. Bunun için de zannedersem önümüzdeki hafta başlayacağız bütün belediye başkanlarına. Önce Belediyeler Birliği Başkanı'yla sonrasında da sırayla. Nezaket ziyaretleri. Çünkü çok ciddi bir haksız rekabete uğruyorsunuz. Çok, tabii çok, bir çok. De yasamızda da açık vardır Damla Hanım. Mesela yasa kendi başına bir reklam tüzüğü değil. Ayrı bir yani eksik bir yasadır. Biz çok uğraştık ama yine tamamlayamadık. Bu yeni çıkan Belediyeler Birliği yasasıyla gene eksik bıraktılar birçok noktayı. Halbuki çok öneriyle gittik ama olmadı. Yani çok bildiklerinden şaşmadılar. Ama şöyle güzel bir tarafı var gene yasanın. Belediyeler kendi içlerinde oluşturdukları belediye tüzükleriyle onu Bakanlar Kurulu'ndan onaylatmak kaydıyla reklamcılarla diyaloglarını kurabilecekler. Dolayısıyla artık bize çok büyük görev düşüyor. Özellikle derneğe çok büyük görev düşüyor. Arkadaşlarımızı da korumak adına. Teker teker tüm belediyelerle görüşüp onların mesela Girne bölgesi koruma bölgesidir. İşte Magosa bölgesi biraz daha reklama müsaittir gibi farklı farklı veya şehir dışına taşınacak büyük billboardlar nasıl ne şekilde şekillenecek? Aslında bizim de kendi tecrübelerimizle onlara da yön vererek şimdi yeni belediye seçimleri de bitti ve birçok belediye de birleşti. Artık farklı tüzükler çıkarmaları gerekir bu özellikle reklam işleriyle ilgili ki bizim arkadaşlarımız da biz de nasıl hareket edeceğimizi bilelim. Çünkü hakikaten çok fazla yerden çok fazla çıkan ses vardır ve herkeste bir huzursuzluk vardır. Pandemi döneminde en büyük darbelerden birini gene bizim sektörümüz almıştır. Çünkü reklam böyle bir ekonomik krizde reklam herkesin tabelasını yenilemekten broşürüne kart vizitine bile yaptırırken düşünüyorlar şu anda insanlar. Çünkü en son akla gelen kalem oluyor aslında. Evet. Bazıları böyle heyecanlanır, bir dönem çok fazla iş yapar gibi olursunuz. Herhalde insanlar der ki biraz reklam yapalım, belki işler çoğalır, açılır. Sonrasında gene hızlı bir düşüşe geçersiniz. Fark ederler ki ortada reklamla ilgili değil sıkıntı. Her zaman en başta yani Türkiye'de ilk kesilen biz kalem, oluyoruz. Reklam mesela olur. Türkiye'de pandemi döneminde birinci sıradayken reklamcıları koruma bizim devletle ilgili mesela hiçbir şekilde biz işçilerimizin 1500 liralarını bile almak için savaş verdik. Evet. Bütün sektörler ödendi. İşletmeler kapandığında bizleri de kapattılar. Evet. Sadece bizi ödemediler. O zaman çok zoruma gitmişti. Çok. Yani dedim bizim personelimiz niye ödenmiyor diye. Birkaç yerle görüştük ve çok alakasız cevaplar almıştık. Neyse sonunda bir ay sonra ödediler ve niye ödemediklerini de bilmiyorlardı. Böyle duruyor. Netice itibariyle derneğin, birliğin mutlaka olması gerekiyor. Birliktelik çünkü güç veriyor. En azından birileri sizi dikkate almak durumunda kalıyor. Ama o zaman maalesef sıkıntı yaşadık bununla. Herkes bir bireysel mücadele verdi. Hep birlikte konuştuk ama günün sonunda bireysel mücadele verdik. Tabii o zaman bu küçük bir konu. Bir aylık bir maaş ödenmemesi ama buna benzer birçok sorunlarımız var. İnşallah artık bu dernekle de tabii şöyle sizin de bu çağırmanız aslında güzel bir şey oldu. Ben öncelikle bütün reklamcı arkadaşlara buradan seslenmek istiyorum. Derneğimize mutlaka üye olsunlar. Para ikinci planda. Bu para bir büyük para değil zaten. Bu çözülür. Üye olsunlar. Bizim çünkü ileride yapacağımız birçok şey var. Türkiye'den eğitim için gerekli aydınlatma, tabela yapımı birçok sektörle ilgili eğitimciler getireceğiz. Türkiye'den profesyonel kişiler getireceğiz. Bunları küçük bir fuar gibi düşünün. Orada birleştireceğiz. Bütün reklamcı arkadaşlarımızı çağıracağız. Eğitim alacaklar. Türkiye'deki bu büyük firmaların
bazıları gelip tanıtımlarını yapacak. Bunlarla yani yapacağımız çok ciddi şey var. Avantajları olacak. Yani, olacak. Yani olacak. Sadece hakları korumak anlamında değil, bilginin güncellenmesi anlamında, teknolojiyi yakalamak anlamında. Aynen, aynen. Çünkü çok ciddi ne yapsa bir basamak olacak. Geriden evet. Geliyoruz hep. Bunları gerçi bizler hep fuarlara katılıyoruz, yenilikleri takip ediyoruz ama buraya getirmek zaman alıyor. Yani tap çıktı ama hemen buraya getirmek de kolay olmuyor. Evet. Bunlar hep makinalarla ve pahalı makinalarla çalışıyoruz. Bu noktada hani pahalı makineler dediniz. Bu noktada hani birlik belki günün sonunda ortak bir makineleşme sistemi bile kurabilir. Var Türkiye'de İlerde. Bunlar hani var. Çünkü çok yüksek ücretleri vardı, olduğunu söylüyorsunuz teknolojiye yatırım da. Evet. Sektörünüzün vazgeçilmez bir noktası ama finansa ulaşma noktasında şöyle, da her sektörün yaşadığı sıkıntıları sizler de yaşıyorsunuz. Aynen şöyle mutlaka. De bir sıkıntı var. Bazı yatırımları ülkemiz kurtarmıyor. Nüfus azlığından dolayı yani o yatırımı kurtarmıyor. Birkaç kişinin aynı yatırımı yaptığını düşünürseniz o yatırımı yapanlar maalesef zarar görüyor. Yani aldığımız bir makineyle Türkiye'de adamlar bir sektör çalıştırıyor. İşte, bir makineyle. Biz maalesef. Mesela farklı 7-8 makine alıyoruz. Aslında yani Türkiye'ye baktığınızda 7-8 farklı makineyle 7-8 firma var. Ama biz hepsini bünyemizde bulunduruyoruz. Özlem Hanım'ın mesela işletmesinden Türkiye'de 8-10 tane işletme çıkar evet, içinden. Çıkar. Bizlerin de öyle. Çünkü her şeyi yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yatay büyümek zorunda kalıyorsunuz. Nüfus azlığı, işletme azlığı bizleri bu tarz yatırım yapmak zorunda bırakıyor. İşte birlikte olursak reklamcı arkadaşlarla bunları da kendi içimizde çözebiliriz. Dolayısıyla önce reklamcı kardeşlerime sesleniyorum. Mutlaka derneğe üye olsunlar. Birlikte olalım. Gelişmelerden hep bilgi verelim, birlikte kararlar alalım. İkinci olay da ben buradan belediyelere de, gerçekten belediye başkanlarına da, belediye encümenlerine de seslenmek istiyorum. Bir süre sonra yapacağımız ziyaretlerde kendilerinden destek istiyoruz. En azından bu üyelik olmadan iş yeri çalıştırma izni vermesinler. Onlar bunu istedikçe bizler güçleneceğiz. Bizim gücümüz inanın, dış cephe reklamlarında belediyelere de güç verecek. Çünkü bizlerin koordine çalışması gereken bir noktadayız evet, belediyelerle. Aksi takdirde çok karmaşa. Evet, düzen ve disiplini sağlayacağız. Biz ne kadar birlik olursak, belediyeler diyecek mesela belediye başkanı, ben tek tip bir tabela istiyorum dediğinde, biz bütün arkadaşlara duyuru yapacağız. Biz hazırlayacağız. Yardımcı olacağız. İstediği bir beldenin çalışmalarını getirip sunabiliriz, yardımcı olabiliriz. Burada herhangi bir menfaat yok burada. Kendi istediği şekilde bölgesini düzenleyebilir. Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde beğendiği bir sistemi buraya getirebiliriz. Ne olur bizim birliğimiz güçlü oldukça da onların katkısıyla her reklamcı kafasına göre gidip orada tabela yapmayacak. Sisteme uyacak herkes. Ama bunlar nereden gelir? Koordine çalışmaktan gelir. Dolayısıyla belediye başkanlarının ve encümenlerin de bizlere bu konuda yardımcı olması lazım. Kendi beldeleri için, oradaki güzellikler için, tek tip görünüm için bunlar çok önemli şeyler. Dış cephe reklamlarında reklam söz sahibi. Bir şekilde hem dükkanlar, yol tabelaları girdiğinizde o beldeye kendini gösteriyor. Biri 3 metre yapmış, biri 5 metre yapmış, biri 8 metre. O zaman İnsan talep edince reklamcı yapıyor ama kuralı bilirse reklamcı söyleyecek. Arkadaş diyecek burada yasa 3 metre. Ondan sonra belediyeyle de sıkıntılı durumlar yaşamayacaklar. İnşaat yasaları gibi düşünün. Kim yerde 3 kattır, kim yerde 5 kattır. O, aynen reklam tüzüğününde, belediyelerin reklam tüzüğlerinde bu şekilde harmanlanması ve bu şekilde yapılanması anlıyorum gerekiyor. Anlıyorum ki sizler de aslında karmaşık bir görüntüden rahatsızsınız tabii reklamcılar ki, tabii, olarak. Tabii, tabii. Bir de şey talebi yani talebi doğru yönetemiyorsunuz. Yani müşterinin talebi geldiğinde bir de belediyelerde sürekli her gün yeni bir şey çıkarırlar. Yani bir gün okey verilen ertesi gün okey olmayabiliyor. Bu sefer verdiğiniz gelen talebi de doğru yönetmek adına elinizde yazılı bir şey olması sizin de avantajınızadır. Artı gerçekten yaşadığımız beldeler bizim için önemlidir. Yani adam gelir atıyorum der ki hayır ben tek tek harfi istemem ama işte binayı komple bana giydir. O çirkin bir görüntü olur. Yani daha ucuza evet, daha çok iş yapayım, daha çok görünürlüğüm olsun. Fotoğraf da koy, sandviçin resmini de koy, yanına içeceğini de koy. Bu sefer mutsuz olduğunuz işlere de girmek zorunda kalırsınız. Hakikaten yani
Suat abi de ben de sektörde eskiyiz yani ve hakikaten artık belli bir zaman sonra bunlar sizi rahatsız etmeye başlar. Evet. Şimdi sektörü konuşalım biraz ama az önce ifade etmiştiniz siz de Sanayi Odası'nın bir analiz raporunda sektöre dair bazı veriler var. Bunları bir izleyelim. Hemen ardından devam edelim sohbetimize, sektörün durumunu konuşalım. Evet, Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından hazırlanan analiz raporundaki reklamcılık sektörüne ilişkin analizi getirelim ekranlarınıza. Türk Sanayi Sektörel Analiz Raporu'na göre reklamcılık sektöründe kapasite raporu çıkarılan toplam 8 firma var. Bu 8 firma 172 makineyle üretim yaparken ekonomiye 113 istihdam sağlıyor. İstihdamın detaylarına bakıldığında 113 kişinin 71'ini işçiler oluştururken 19 usta, 5 mühendis ve 18 idari personel sektöre hizmet veriyor. Ülkedeki reklamcılık sektörünün yıllık üretim kapasitesine bakıldığında 25.320.514 metrekare folyo, germe vinil, plexi, kumaşa baskı, 70.375 adet reklam tabelası, 3.456.000 adet fotoğraf baskısı ve 3.475 adet bardak baskı üretimi görülüyor. Evet, yani buna baktığımızda aslında az önce söylüyorsunuz 30'un üzerinde firma var. Burada sadece 8'inin analizi. Değil aslında. Şimdi 100 küsür personelden bahsetti zannedersen. Evet, yani bu 8 firma için çıkarılmış. Şöyle söyleyeyim. Reklam sektöründe sadece benim işletmemde zannedersem 35-40 kişi var. Yani çok doğru veri, doğru veriler değil. Aslında şöyle. Sanayi Odası'nın yapmış olduğu bir çalışma 8 tesisi sonucunda. Aynı şeye çalışma sonucunda. Sanayi Odası'nda 8 kayıtlı üye var. Bütün olay o zaten. Bu tabii çok yanlış bir veri. Eksik veri. Yanlış demeyelim. Eksik veri. Eksik veri. Bizim sektörümüz bu kadar değil yani. Çok daha geniş bir sektör. O bahsettiğim makineler bilmem neler çok eksik yani. Tabii Özlem Hanım'ın da söylediği gibi yani bu sanayi ticaret odası var, sanayi odası var, esnaflar var, kaydolmayanları var, merdiven altı var. Çok farklı yani buradaki veriler, şahsen şimdi üzüldüm ben. Eğer bu verilerle reklamcılık sektörü değerlendiriliyorsa. Ama şimdi bu kitapta çıkarken sanayi odası dedik yani şu anda ulaşabildiğimiz kadarının rakamlarıdır. Bunlar sürekli olarak güncelleniyor şeklinde. Yani anladım. Belki de şu anda internet sitesinde belki de daha güncellenmiş rakamlar da olabilir. Bu ne zamanki bir dergi? Bu sanırım yani Eylül-Ekim civarında çıkmış. Anladım bir. Anladım ama çok eksik bir veri. Yani belki de bu noktada Sanayi Odası'yla temasa geçip raporu güncelleyebilirsiniz. Başta noktaya gelir. Yani şimdi reklamcıları neden dernek kurduk? Reklamcıları bir çatı altında toparlayabilmek adına kurduk. Yani hatta esnaf sanatkarlar neden sanayi odası diye bize de biraz şey yaptı, daha çok üye esnaf sanatkarlar da diye. Dolayısıyla o kendine kayıtlı kişilerin analizi. Şöyle Özlem Hanım, şimdi bu dergi çıkarken zannedersem bizim dernek vardı. Yok yani daha kurulma aşamasındayız. Yani bu hemen yani bu program başlamadan çok kısa bir süre Eylül'de falan çıkmış biri. Eylül-Ekim başı öyle bir şey olması lazım. Yani en azından dernekten bilgi alınabilirdi. Çünkü ben şahsen çok üzüldüm bu verilere. Hiç gerçekle alakası yok. Eksik bilgi diye. Gerçekle bilgi alakası yok yani. Demeyeyim. Yanlış ifade etmiş olurum. Sanayi Odası'nda yapmış olduğu bir çalışma var mutlaka. 8 firmadan bahseder. 8 firmanın anladın rakamları sektörü bunlar. Sektörü baz alıyor. Evet. Reklamcılık sektörü diyor. Sanayi Odası'na kayıtlı reklamcılar dese onu da kabul edeceğim. Reklamcılık sektörü dediğinde bütün sektörü burada hitap etmiş oluyor. Bu yanlış bir ifade oluyor. Ben üzüldüm şahsen. O yüzden biraz şey yaptım. Evet. Bunlar tabii ki ne oldu? Burada en azından bir gerçek ortaya çıktı ki derneğimizin inşallah ne kadar ihtiyaç oldu. Evet, ihtiyaç oldu. Ortaya çıktı. En azından Sanayi Odası'na bu tarz veriler verilirken derneğimizle irtibat kurulup bunlar daha doğru verilere halka bildirebiliriz. Evet. Şunu düşünün ki bu verilerle reklamcılara ne yapılabilir mesela? Hiçbir şey yapılamaz. Bu verilerle neyin fonunu koyabilir? Hangi personele ne yapılabilir? Sektörün mesela 100 küsür çalışanı olan bir sektörün neye ihtiyacı olabilir ki? 100 küsür personelden bahsediyor.
Aslında çok geniş bir sektörüz biz. Pandemi döneminde bizim 70 çalışanımız vardı. Şimdi 40'a ha. düştük ama 70 kişiydi o zaman mesela. Yani buna bakan bir, ben şahsen bir hükümetin böyle bir sektöre hiçbir eğilim yapmaması da doğal o zaman. Öyle kabul sanayi edelim. Sanayi odası olarak bakarsanız öyle. Tabii. Evet. Yani. Ama tabii sadece sanayi odasında değil, Özlem Hanım'ın da dediği gibi biz bunları derneğimizde inşallah toparlayacağız. Daha güçlü bir ses getireceğiz o zaman. Daha gerçekçi verileri söyleyeceğiz. O zaman bir sonraki programımızda birlikte yapacağımız inşallah. analiz raporuna gerçek verileri verdikten sonra getireceğiz. Bizden de evet. Bu tür şeyde biz de destek olacağız inşallah. Şimdi sektörü biraz konuşacak olsak aslında ben reklamcılık sektörü deyince birçok şey geliyor aklımıza. Evet, ama bizim ülkemizde reklamcılık sektörü deyince aklımıza ne gelir? Yani işte ben reklamı düşünmüşüm, işte televizyon reklamı, gazete reklamı, işte tabelalar, baskılar vesaire hepsi geliyor aklıma ama bizim ülkemizde reklamcılık esas neyi üzerine kurulmuştur? Çünkü az önce başladığımızda da işte örneğin belediyeler ve tabelalar üzerinden konuşmaya başladık. Sadece o değil. O yüzden zaten derneğin adı. Yani tasarımcılar da o yüzden eklendi. Hı hı. Artı işte ilk başta size söylediğim gibi artık internet üzerinden, şimdi reklam dediğinizde Facebook da akla gelir, Instagram da akla gelir, LinkedIn de akla gelir. Her yerden reklamlar çıkıyor zaten. Reklam çok evrensel, çok farklı bir noktaya gider şu anda. Ama tabii ki burada yani küçük bir adada yaşarız. Tabii ki tasarımı, baskısı, tabelası, her şeyi bunun içerisinde. Geniş bir kavram. Geniş bir kavramdır. Geniş bir kavram. Yeni yeni daha internet haberciliği başladı. Yeni yeni daha internet televizyonları oluşturulmaya başladı. Çok azdır bunlar, bir elinizin parmak sayısını geçmiyor henüz. Ama biz hepsini kapsayıcı olması için. Ama ilk reklam dediğinizde tabii ki akla şu anda yani tabelalar ve baskılar gelir. Yani billboardlar gelir. Ama işletmelerin içine girdiğimizde çok farklı ürünler var. Evet. Bu adada yapılan çok güzel ürünler var. İnanın bana, Türkiye'de bile birçok firmanın, çok güçlü firmalardan bahsetmiyorum. Yani buradaki bir üreticiyi baz alın. Türkiye'de yeri çok yüksek yani. Bir işletmeye gidiyorsun, bakıyorsun. Yüz binlerce dolarlık makineler, üretimler, özel sahipler, gazlı ürünler, bunlar büyük başarı istiyor. Biz de burada çok küçük yerde çaresizlikler içerisinde çok büyük işler ürettik. Yani, yani aslında daha önü açık bir ülkede olsa bizim buradaki sektör temsilcilerimiz çok daha farklı ve çok daha büyük noktalara gidebilir diyebiliriz. Zaten ben hep şey söylerim, yani bu ülkede iş yapabilen herkes dünyanın her yerinde her türlü işe yapabilir. Aynen o. Yani reklamcılıkta zaten yani biraz vizyonu açık olan bir insan olsun, birazcık yaratıcı bir insan olsun, hiç önü kapanmayan bir sektördür. Buna teknoloji de eşlik eder zaten. Teknolojiyle atıyorum sizin yaratıcılığınız birleştiği zaman onun hiçbir zaman önü kapanmaz. Yani çok farklı noktalara götürür sektörü. Yani bizim sektörümüzde biz şu anda böyle daha elimiz kolumuz bağlı çalışırız yani. Yani bir de elleriniz açılsa, neler açılsa neler yapılacak. Ama belli bir yere kadar tabii. Çünkü bu tür şeyler sürüm isteyen, sirkülasyon isteyen ürünler bizim ürün. Bir şeyi ürettiğinizde, butik iş ürettiğinizde bir yere kadar yürürsünüz. Ama Türkiye'de kapıdan içeri giren adamın 5000 tane aynı üründen isteme şansı var. Bir tabelayla ilgili şundan 5000. Ama bizim burada böyle bir şey yok yani. Her şeyi emek veriyoruz, üretiyoruz ama 5 tane, 10 tane için üretiyoruz. Adam o emeği verirken 5000 tane satabiliyor Türkiye'de. Bizde böyle çaresizlik dediğimiz, imkansızlık dediğimiz bunlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla büyük eforlar veriyoruz. Ekonomik yönden de tabii çok rahat olamıyoruz. Çünkü her ürünü üretirken ayrı bir makinesi var. Hepsini de bulundurmak zorundasınız. Yoksa yapamazsınız. Hala adamızda olmayan bazı makineler var. Çünkü kurtarmıyor getirdiğinizde. Yani onu yurt dışına gönderip yaptırmak ve buraya getirmek daha uyguna geliyor. Ya da bitmiş getiriyoruz. Evet, bitmiş. Ya da bitmiş getiriyoruz. Cama baskı makinesi aldığımızda biz, Türkiye'de cama baskı makinesiyle sadece duşakabin yapan bir adam vardı. Ben reklamcılık sektöründe aldım, kullandım makineyi.
ne kadar randımanlı kullanabilirsiniz? Düşünün ki adam katalog çıkarmış ve sadece duşa kabinlere fotoğraf basar makineyle ve tek makine bir bilgisayar iki personelle iş yeri kurdu ve benim kazandığım onun iş yerine 50 katı para kazandı. Fabrika gibi iş yeri ona baktığında evet. Çünkü o makine camlar ucuz bir makine da değil. Camlar bastılar yapılır çıkar ama biz işte şey basarız yani küçük pleksi basarız. Yani adama sorduğunda fabrikada basılıyor diyor. Halbuki bizim işletmemizde de bir kenarda o adam günde 18 saat çalıştırıyor, biz yarım saat çalıştırıyoruz. Aynı yatırım yapıyoruz. Böyle çaresizlikler var. Evet. O zaman ciddi sorunlar da yaşıyor o zaman. Çok ciddi. Tabii. Sektör yani hem yatırım anlamında ciddi sorun yaşıyor. Ve 5 yıl sonra yenisi çıkıyor zaten makinenin. Evet yani 5 yıl sonra da onu yenilemek durumunda kalan bir sektör. Aynı zamanda tabii bu yatırımı yapabilmek için sürekli finansa ihtiyacı olan bir basit bir sektör. Örnek vereyim. Geçen gün 3 tane makine ilk makinelerden artık şey hurdaya bir çıktı. Bir de gönderemiyorsun. Yani. Tabii. Geri yani yollayamazsın. Yani fişi de yoktur o makinelerin. Özlem, birini 30 bin dolar almıştım. Birini 12 bin, birini 18 bin. 3 tane makine, yani 30, 60 bin dolarlık makineyi 3.500 liraya hurdacıya verdim. Bizim kaplar. İş böyle de bir iş yani. Yer kaplar. Yer kaplar mecbursunuz. Ömrünü doldurdu. Türkiye'de olsa satarsınız, onu daha küçük bir reklamcı alır. Çalıştır. Burada yok öyle bir şansımız. Bak 60 bin dolarlık makineye 3,5 milyara demirciyi hurdaya veriyorsunuz. Farz edelim ki arızalı bir ürün geldi. Yollayamazsınız. Yanlış bir ürün geldi. Yollayamazsınız. Makinenizde arıza var. Türkiye'den adam gelecek veya gitmesi gerekiyor. Ya gidemez. Teknik servis de burada bulamazsınız. Yani adama 10 milyar para harcıyorsun. Geliyor belki de yarım saatte yapıyor. Veya aylarca yapılamayan makineler olabiliyor. Böyle bir mücadele veriyoruz yani. Ve bu makinede bozulduğunda çaren de yok, üretim duruyor. Hadi Türkiye'den koştu, çare bulmaya çalış. Buna benzer sıkıntılar. Ağlamaya kalkarsak burada... Ham madde sıkıntısı yaşıyor musunuz? Çok fazla. Çok fazla. Yani ham madde zaten birkaç kişinin elinde burada. Onlar da ürün getirmiyor, yatırım yapmıyor. Çünkü herkesin alım gücü eskisi gibi değil. Dolayısıyla ham madde sıkıntısı da var. Zaten çok pahalı oldu yani. En basit plexi zaten petrol ürünü. Hı hı. Yani plexinin fiyatı hem dolardan arttı hem kendi arttı. Reklam yani sektöründe çok, önemli bir ham madde. Çok fazla. Yani malzeme fiyatları da çok fazla oldu. İçeri girince de baktım sizde de plexiler var. Dedim Berete bayağı zenginmiş. Hem de kalınını kullanıyor. Şimdi şaka yapıyorum tabii de. Ham madde o kadar arttı ki öyle 10 milim plexi kullanmak artık kolay değil yani sektörün sancıları bir de alıp bunları şimdi bir reklamcı düşünün eğer malzemeci getirmezse o ürünü reklamcı Türkiye'den kendi getirecek bir tane getiremez ne kadar stok tutacak ne adam ne kadar stok tutacak zaten ne kadar tutacak yani hadi müşteri bir şey dedi dur arayayım Türkiye'yi 3 gün sonra gelir 1 ay sonra gelir falan filan yani bunlarla sıkıntılar var dolayısıyla ham madde sıkıntı da aynı şekilde ham madde sıkıntısı da önemli bir sıkıntı yani malzemeci arkadaşlarımızın biraz daha geniş düşünmesi lazım ama eminim onlar da sıkıntı tabii yaşıyor. Ki, herkes. Satış potansiyeli az diye onlar da ekonomik duruma göre hareket ediyorlar. Bunlar tabii hep üretimdeki sıkıntılar. Evet. Bir de tasarımcı arkadaşlarımız var. İşte sizin bu şey dediğiniz hani merdiven altı dedikleriniz ya da kaçak çalışan en fazla da tasarımcılar var zaten. Üretimciler de tasarımcılar da mesela tasarımcılarda da yaşanılan en büyük sıkıntı. Evde kayıtsız sosyal medya tasarımı yapanlar, Reels videosu hazırlayanlar. Doğru mu Suat? Aynen. Onlarda mesela kendileri grafik ofisleri vardır. Onların çalışanları vardır ama adam evden hizmet veriyordur. Hiçbir şekilde hiçbir yere kaydı yoktur. Bunlar çok büyük sıkıntılar. Ya da baskı sektöründe küçük baskılarda evde oturup bardak çanak basanlar. Hiçbir şekilde hiçbir yere kaydı yoktur Instagram'dan satış yapanlar. Bu pandemi sürecinde de bunlar çok fazla sektörü darbe vuran olaylar oldu. Özellikle hem küçük üreticiye hem de aynı zamanda da tasarım ofisi olan arkadaşlara. Yani bunlar mesela sosyal medya yönetimi yaparlar, web sitesi yaparlar. İnsanların ofisleri vardır, çalışanları vardır. Ciddi anlamda büyük firmalara çalışıyorlardır. Evden oturarak iş yapanlar para kazanıyor şu anda ve bunlara da bir çözüm bulunamıyor. Yani bunlar da kayıt dışı çalışıyor şu anda. O da çok büyük bir sıkıntı. Evet, o yüzden rekabet. De biz tasarımcılardan da özellikle yönetim kurulumuza da
tasarımcı arkadaşlardan da almaya çalıştık ki onların sektördeki evet. sorunlarını da günün sonunda mesela ben hem üreticiyim hem tasarım yönüm var ama tasarımcı olan arkadaşlarımla üretim için iş alıyorum. Onlar da günün sonunda bizim zaten ayrılmaz bir de ayrılmaz parçası ve ayrılmaz bir parçası. Tabii şimdi sektör sıkıntı. Geniş olduğu için evet. Aslında farklı iki dal. Evet. Farklı iki dal ama küçük yerdeyiz. Birlikte yürümek durumundayız. Çünkü koordine çalışmalar da oluyor. Evet. Zaten hepsini ayırdığında çok küçük kalır yani. Dolayısıyla hep birlikte yürüyüp daha güçlü olmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi bu durumda şunu da sormak istiyorum. Yani eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani gerek tasarımcı anlamında gerekse işçi anlamında zorlanıyor büyük musunuz? Sıkıntı. Özellikle şunu sormak istiyorum. Pandemi öncesinde daha mı rahattı? Yoksa bir şey fark etmiyor mu? Her dönem bu yani pandemi de bir kriterdir. Ama şimdi tabii bu asgari ücretin hem Türkiye'de de yükselmesi, bizim de burada yükselmesi. Türkiye'yle de özellikle bize gelen yani üreticiler diyeyim, atölye çalışanları genelde zaten TC vatandaşı. Dolayısıyla onlar da çok gelmeyi şu anda tercih etmiyor buraya. Neden tercih etmiyor? Hem orada maaşlar bize yaklaştı, hem bizde hayat pahalılaştı. Yani bu özellikle bu enflasyondan sonra yani pandemiyi geçin pandemide birçoğu evine geri döndü zaten ailesini özellikle bırakıp gelenler geri gitmek istedi. Yani ben 70 kişiden 40'a düştüm derim ama kimseyi ben çıkarmadım. Herkes ya evine gitti ya kendi iş kurmaya kalktı. Farklı bir çalkantı dönem geçirdik o dönemlerde. Ama şu anda özellikle enflasyondan dolayı özellikle Türkiye'den gelen üretici de sıkıntı var. Ha burada zaten hiç bulamazsınız. Burada ara eleman ya da ara eleman yetiştirme işte Suat abinin anlatmaya çalıştığı oydu. Biraz eğitim verelim, biraz eleman yetiştirelim. Aslında bu en büyük hedeflerimizden biri. Çünkü bulamamayı bırakın hiç yok yani artık. Hiç yok. Şimdi mesela son yönetim kurulu toplantımızda oturup dedik ki nasıl yapacağız? Yani ortak konuşalım, bu maaşları düzenleyelim, kimse kaçmasın, kimse gitmesin. Hükümet kolay verdi, %50 diyor. Yani para var çok verdiler. Ciddi sıkıntı yani. Şimdi biz aramızda konuşuyoruz. %50 verdiğinde iş aynı oranda artmıyor. Bunlar bir sıkıntı yani. Fiyat artışı yapamazsın. Yapamazsın ama yapmadığında da beklenti var. Hayat pahalılığı ona göre geliyor. Rafta mal ona göre artıyor fiyatı. Vermesen de olmuyor. E buna oranla ciron ona göre artmıyor. Kâr marjın aynı oranda artmıyor. Bunlar büyük bir sıkıntı yaratıyor şu anda bize. Hükümette para var herhalde bir anda %50 verebiliyoruz. Bir tek kaynağı bilmem Suat abi galiba kaynağı da öğrenmek zorunda kalacağım. Yani bizde bir anda %50 maaş artışı tabii emekler arkadaşlarımızın hak ettiği konusunda hiçbir tartışması olamaz bunun. Tabii. Keşke imkanlar artsa da hepsine daha çok versek. Çünkü mutlu olan insan daha verimli olur. Mutsuz insanla çalışamazsınız. Çok da ağır koşullarda çalışıyor. Herkesin yani. Mutlu olması peki, gerekir. Nasıl? Elimizden geldiğince personellerimizi mutlu kılmaya çalışıyoruz. Ama işletmelerde... Zaten mutlu kılmazsanız kaçarlar. O zaman kaçmasa da, bulmakta da zorluk. Kaçmasa da ben her zaman işe gelecek arkadaşlara şunu söylüyorum. Giren yeni personelde bir kalıcılık. İki bu kapıdan girerken mutlu olacaksınız. Sıkıntı varsa konuşacaksınız. Çözülebiliyorsa çözülür. Çözülemiyorsa yollarımızı ayıracağız diyor. Mutsuz olmaz çünkü. Mutsuz gelirseniz buraya olmaz. Ne siz verim verebilirsiniz ne biz verim alabiliriz. Bir de niye insanlar mutsuz olduğu yerde çalışsın ki? Dolayısıyla konuşarak çözüm bulup çözülüyorsa çözülür çözülmüyorsa yollarınızı ayıracaksınız. Burada sadece para değil yani sıkıntı. Ekonominin getirdiği sıkıntılar var dışarıda da. Mutsuzluk var. Rafta malların yani hayat pahalılığı diyelim. Lojman sıkıntısı, yemek sıkıntısı. Ben üzülüyorsun, markete giriyorsun, bir küçük alışveriş yapıyorsun. Dünya kadar para ödüyorsun. Kapıdan çıkarken aklına personelin gelen geliyor. Sorun. Yani bu personelin nasıl alışveriş yapıyor? Bunlar bizi üzen konulardı aslında. Fakat yanlış bir strateji izlersen diğer ekibin de sıkıntısı olur. Personel azaltmak durumunda kalırsın.
Yani dengeyi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Girdi maliyetleri açısından baktığımızda en fazla maliyeti maaşlara mı gidiyor yoksa tabii farklı? Üretim sektöründe öyle tabii. Üretim sektöründe ham madde ve personel. Personel çok ciddi. Yani reklamda mesela bizim çeşitlilik de olduğu için. Yani makine düşünürsünüz. 10 makineniz varsa 10 tane zaten ona eleman istersiniz. Lazım. Minimum. Yedeksiz düşünürseniz yani. 10 eleman ona istersiniz. Montaja çıkacak adam tek başına montaja gidemez. En az 2 kişi çıkar. Bazen 4 kişi, bazen 2 ekip tek montaja gider. Yani hiç şey yok. Avrupa gibi oldu. Eskiden bir işi tamir etmektense Avrupa'nın yenisini takın. Bizde de öyle oldu. 2 eleman yolla, 1 araba yolla, 2-2,5 yenisini yapın. Ya da daha tedbirler almak durumundayız. Yani bir şeyi tamir etmektense adam diyor gel bunu sök de şöyle yapayım. Kurtarmıyor artık. Personel maaşı bunları kurtarmıyor. Daha yenisini yap atölyede götür tak daha ucuza mal edersin. Gitmişken o benzin parasını harcadın da harcadın. Yenisini tak. Çünkü onun maliyeti o işçinin geçireceği 3 saat çok daha bedelli o üründen. Yani dolayısıyla sök bir şeyi getir tamir et geri tak yapana kadar yenisini takarsınız artık. Evet. Böyle sıkıntı yani. Sıkıntılar çok. Bakınız ağrıtmayalım dedi. Şimdi ağlama odası gibi oldu burada. Tamam o zaman şöyle yapalım. Güzel şeyler konuşalım. Evet. Şimdi şöyle devam edelim o zaman. Hatta böyle sonuna doğru gidelim. Şu yani sektöre yönelik beklentiniz bundan sonra nedir? Bunu konuşalım. Mesela ben bir gün kalktığımda duymak istiyorum. Ya da bir sosyal medyada okumak istiyorum. Devlette bir teşvik istiyorum. Türkiye'de var bu. Atıyorum 20 yılda ödeyebilir, 10 yılda ödeyebilir. Teşvikle alabilirsin. Adam gidiyor Türkiye'de 100 bin dolarlık makineyi bankadan teşvikle, leasingle alıp bizim burada hiç böyle bir şey yok. Bir gün bunu kalktığımda görmek istiyorum. Yani almak istediğim bir makineyi mesela veya bir arkadaşın almak istediği bir makineyi gidip çok rahat almasını istiyorum. Burada hiçbir katkı yok. Hiç. Şu var mı? Yani işte örneğin yabancı markalarda örneğin bir Türkiye markasının buradaki reklamları nasıl oluyor? Ya. Sizden mi çıkıyor yoksa Türkiye'den mi geliyor? Türkiye'den geliyor. Hepsinin değil tabii de. %80'inin. Evet. %80'inin. Kamyona koyuyor da buraya geliyor. Tamam. Mesela bir firma, büyük bir firma, isim vermeyeyim. Birçok firma aslında. Tabela geldi, yeni bir yer açacak. Burada da mesela yeri vardır yani yeni bir branş açacak. Evet. Yani Lefkoşa'da vardı, Magosa'da açacak. Onun gelen raflarıyla birlikte, rafları zaten hazırda gelir. İşte içinin nesi varsa hazırda gelir. Tabelası da hazırda gelir. Tabelayı takacak olan da hazırda gelir. Hepsi burada yapılır gider. Bu da sektörün büyük bir sıkıntısı. Buna karşı herhangi bir koruması var mı peki? Hiçbir koruma yok. Biz de gazeteciler olarak hep şundan şikayet ederiz. İşte Türkiye'deki firmaların buradaki reklamlarını burada haksız rekabet olur. İşte buradaki gazete o reklamı vermiyor. Zaten Türkiye'deki ya da buradaki televizyon kanallarına o reklam verilmiyor. Zaten Türkiye'deki kanallarda buradan izlendiği için orada bizim işte televizyonların, oraya gazetelerin kârlarını vesairelerini hiçbir şekilde karşılamıyor. Zaten evet. Türkiye'den izliyor buradaki alıcı o firmanın reklamlarını. Burada reklam verme ihtiyacı duymuyor. Herhangi bir acı olan ne biliyor musunuz? Gazetelere. Acı olan şu. Atıyorum X bir firma çağırdı bir teklif alıyor sizden. 15 lira bir teklif veriyorsunuz diyelim. Adam karşınızda oturuyor ve söylediği şu. Ben bunu diyor Türkiye'de sordum 7 bin lira diyor bu. Adamı getirsem 2 bin lira falan 12 bin liraya mal ediyorum diyor. Niye sen 15 bin veriyorsun? Adam oturmuş yani bunu. Hem karşı tarafı hem sizi koruyacak bir orta yol bulunması gerekiyor. Evet. Şimdi o firma haksız mı yani bunu yaparken karşı firmayı düşünüyoruz. Daha az maliyete. Daha az maliyete geldi burada işini çözdü adam. Baktığında bir ticaret bir engeli de yok. Bir engeli de yok niye yapmasın diye düşünüyorsunuz ama... Yani siz kendinizi düşünün. Siz gidip Türkiye'de, İngiltere'de fark etmiyor. Dünyanın herhangi bir yerinde gidip bir iş kuracağınızda oradan sizden neler neler istenir. Biz de burada da bu hem halkı koruyacak hem esnafı koruyacak şeylerin zaten önlemlerin onu devlet tarafından alınması gerekir. Yoksa biz burada 30 tane de dernek kursak bunun önünü alamayız. Yani bu çünkü sadece bizim sektörümüze özel bir durum değil. Devletin de yardımcı olması gerekiyor. Devletin buna yardımcı olması gerekiyor. Sektörü korursa
sektör kalkınır, memlekete yardımcı olabilir. Yani ben para kazanmazsam ona vergi ödeyemem. Ben işimi büyütmezsem istihdam sağlayamam. Yani burada her zaman için özel sektör birazcık bu üvey evlat muamelesini ne yazık ki görüyor. Yani ben direkt genel olarak konuşayım. Reklamcılar zaten ağlanacak durumdadır ama yani özel sektör genel olarak gerçekten de üvey evlattır yani. Şimdi net olarak. İnşallah bu derneğimiz daha faal duruma geldiğinde bazı spesifik konularda hükümetle istişare ederek bu korumaları yaptırmaya çalışacağız. Daha spesifik konularda nerelerden zarar görüyoruz, nerelerde korunmaya ihtiyacımız var veya nerelerde yardıma ihtiyacımız yani var. Yani komiteler oluştu mesela. Komiteler oluştuğunda işte bu en basitinden belediyeler yasası, gündemde olan belediyeler yasası ile ilgili bizden görüş de talep edildi. Biz sanayi odası aracılığıyla yine gittik, bu toplantılara da katıldık. Bütün görüşlerimizi de bildirdik. Hani az önce size bahsettiğim işte gittik görüş bildirdik ama çok da dikkate alınmadık. Hiç dikkate alınmadık. Gittik orada emek sarf ettik. Bir komite kuruldu birçok partinin yetkilisiyle meclise gittik. Suat abinin oğlu Mehmet avukat zaten onunla birlikte güzel bir de yazı hazırladık. Ne şekilde öneriyi götürdüğümüzü de anlattık. Sonuçta biz oraya bir dernek olarak çağrıldık ve görüş beyan etmeye. Evet, bilir kişisiniz. Türkiye'den Haret'le de koordine Türkiye'den çalışıldı. Türkiye'den o dönemde Haret, Açık Hava Reklamcılar Derneği Başkanı o dönemde Şahin Bey de burada adada. Oturduk sizde nasıl olur, bizde nasıl olur. Sonuçta bazı şeyler kalıplaşmış ve hazırdır önünüzde. Ha burada tamamen bilinçsiz 10 yıl önce hazırlanmış bir yasa var. Şimdi 10 yıl geçmiş üzerinden neler değişmiş yani. Ve her şey değişti ve orada sadece rakamsal korkunç boyutta artışlar yapmışlar. Belediyeye yetkiler vermişler ve kendileri sıyrılacak, bütün yetki belediyelerin olacak. Böyle bir yasa, hiçbir şey tutar tarafı yok yani. Biz gittik çalıştık, günlerce çalıştık hatta. Gittik verdik ve hiç büyük bir hevesle bekleriz. Biz aranacak yani karşı tarafa işte belediyeler birliğine bu konu götürülecek. Bizden de cevap beklenecek. Karşılıklı istişareyle orta yol bulunup güzel bir yasa hazırlanacak. Çünkü bu fırsat gelmiş şimdi önümüze. Toparlayalım. Bir anda bir olay hemen geçti, bitti, gitti. Önümüze bir yazı gelir. Korkunç. Korkunç yani. İnşallah bunu belediyeler, encümenler dikkate alır. Ama en azından orada küçük bir şey vardır ki, bir küçük yasada bir açık bırakmışlar ki işte bunu belediyelerle görüşerek belediyeler nezdinde çözebiliriz gibi bir umut ışığımız var. Şimdi biz düşünün ki gezecek işte tek tek belediyeleri nasıl ne yapabiliriz konuşacağız ki bu yani bize en son yani artık onların bir şey sunup da biz bunu beğenmedik dememiz lazım ama biz şimdi gidip bir oluşum yapmaya çalışacağız yani. Belediyelerin de şu konuda biraz dikkatli olması gerekiyor. Hem sektöre hem de kendi vatandaşına zarar vermemek adına. Şimdi karar aldık diyor. Atıyorum reklam ücretleriyle ilgili. Buralarda çok hassas olmaları gerekiyor. Yani o bedeli insanlara ödetirken hem sektöre zarar veriyor hem de reklamın kullanılmasını engelliyor. Tabii. Yani ben mesela tabii çok da isim vermek doğru değil. Bazı yerlerde reklam ücretleri yüksek olduğu için birçok insan camından reklamı dahi söküyor. Ücretini ödememek için. Bunlar kötü örnekler yani. Reklamın önünü keser, işletmenin önünü keser. Bayrak yasak diyor, önüne koyma. Ya dünyanın her yerinde var bu, niye yasak? Bir, sen bu yasak koyarak o küçük esnafın önünü kesiyorsun. Adam bir kampanya yapmış, bir bayraktır mesela. Duyuru yapacak bir kampanya, en ucuz reklamı adamın önünü kesiyorsun. O bayrağı satacak reklamcıların, bütün reklamcılar bayrağı, onların önünü kesiyorsun. Dönüyorsun, o reklam kayan yazı yasak diyorsun. Orada bir ya yasak. Dünyanın her yerinde var bu. Niye bizde yasak? Bunlar doğru araştırıldı mı? Bunu yasak koyarken senin o yasak dediğin işten onlarca reklamcı... Hayır, yasaklamak yerine belki de bir düzenlemeyle... Düzenleme yapalım. Ya yasak koordine yapı çalışalım, düzenleme yapalım. Bak onlarca reklamcı para kazanamıyor, üretenler kazanamıyor... İş yeri sahipleri duyurmak istediğini duyuyor. Ya bu teknoloji var. Niye adam bir şey duyurmak istiyor? Niye müsaade etmiyoruz? Dünyada var. Her yerde var örneğin. Neden bizde yasak? Yani sabah kalktı, yasak. Tamam da
Hiç zarar verdiğin yerleri düşünüyor musun? Buna benzer şeyler. Yani veya çok billboard da... ihaleleri, korkunç rakamlara billboard ihaleleri çıkar ve insanlar zararına billboard kapatır. Yani onlar da çok kötü. Yani düşünün bir belediye işte çemberlere billboardları dizer dizer. Kaç yıl önce 100 bin liraya girilen ihaleler şimdi yani konuşulmaz rakamlara geldi. Bu sefer kim neyi alacak, o billboardu kaça satacak? Daha iyi hepsini kaldırın mesela yani. Damla yani Hanım, çevre, bizim dertlerimiz bitmez. Sizin program süreniz de geldi anladığım kadarıyla. Yavaş yavaş. Program süremiz tamamlandı. Son, şöyle tamam. Diyelim. Belki birer cümleyle, belki birer iki şey. Tamam. Geleceğini nasıl görüyorsunuz sektörün? Ya da nerede görüyorsunuz? Ben hem iyimser hem kötümserim bu konuda. Bugün ofiste de aynı konu oldu. Bir kere tasarımcılık öyle bir noktaya gelir ki artık elinde telefonu olan herkes her şeyi tasarlıyor duruma geldi. Ha, üretimle ilgili de işte birazcık herhalde bu çevre konularıyla da alakalı. Herhalde o da yavaş yavaş biraz azalacak bizim sektör gibi. Ben mesela ilk başta fotokopiyle girdik biz 25 yıl önce. Artık kitaplar bile dijitalde yani fotokopi bile kalmadı. O yüzden yani bu sektör daha farklı gelişecek, daha farklı dönüşecek diye düşünüyorum ben açıkçası. Farklı, daha inovatif, biraz daha inovatif yatırımlara geçmemiz gerekecek hepimizin. Evet. Tabii ben Özlem Hanım gibi biraz şey değilim. Şöyle, bu kadar çaresizlik içerisinde bizler bu adada, bu küçük yerde bunları başarabiliyorsak, benim umudum her zaman var. Yok, biz başaracağız. Yok, çok o değil konu da yani dönüşecek diye düşünüyorum. Dönüşebilir. Dönüşecek. Yenilikleri takip edeceğiz. Hiçbir zaman yenilmeyeceğiz. Yani şuna emin olabilirsiniz. Her geçen gün adamızda yenilik eksik olmayacak. Hep takip edeceğiz. Avrupa'yı, Türkiye'yi takip edeceğiz. Ve bu yenilikleri hep bu adamıza getireceğiz. Az miktarda da olsa, az da yapsak, para kazanmasak da bizimki üretim olduğu için biraz hastalık boyutu da geliyor. Yani para kazanmadığımız işte bazen üretiyoruz yani işte. Bunu, ama hep öyleyiz. Sanırım bunu bütün üretim yapanlar, üretenler öreceğiler. Yani yaptık, başladıktan sonra artık duramıyorsunuz. Evet. Başarı odaklı çalışıyoruz biz. Yani bir şeyi yaptık, başardık, çok güzel oldu, mutlu oluruz. Sonra otur hesabını, kitabını yaparız. Size basit bir iki örnek vereyim. Halen 6 ay öncesine kadar söyleyeyim. Bu adada üretilen bir ürün, inanın bana güneyde, Türkiye'de güneyde, Adana, Mersin falan buralarda daha üretilmiyor. Doğrudur. Bak, bunlar tam ürünleri söylemek istemiyorum. Daha üretilmiyordu. Bugün bu adada üretilen bazı ürünler bazı bölgelerde yok, Türkiye'de bile. O kadar nüfus varken yok. O yüzden güveniyorum. Hem sektöre hem arkadaşlarımıza. Dolayısıyla daha çok şeyler başaracağız yani. Bu çaresizlikler içerisinde bunları yapıyorsak ileride alacağımız katkılarla, devletin, hükümetin yapacağı desteklerle para istemiyoruz. Önümüzü açsınlar, korusunlar. Bunlarla ilgili çalışma yapsınlar. Bizler daha çok şey başarırız diye inanıyorum. Evet. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sektörü konuşmaya çalıştık, sorunları dinledik. Umarız bu pozitif bir şekilde bitirdik. Pozitif şekilde devam eder. İnşallah. Evet. Teşekkür ederiz tekrar Damla Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hayırlı akşamlar diliyoruz bu arada bütün izleyen seyirci arkadaşlarına. Evet, Sektörel'de bu hafta reklamcılık sektörünü konuştuk. Stüdyoda konuklarımız Kıbrıs Türk Reklamcılar ve Tasarımcılar Birliği Derneği Başkanı Sayın Suat Durdu ve AS Başkanı Sayın Özlem Özbekoğlu bizler birlikteydi. Yeni bir programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Sektörel, Kıbrıs Türk Sanayi Odası katkılarıyla yayınlanmıştır.